İyi akşamlar canlarım. Merhabalar. 12 Kasım 2018 saat 21. Evet. Şimdi size şöyle bir soru sorsam. Biraz gıcık bir soru. Ters, absürt bir soru. Ekonomiyle ilgili yorumları, günümüz ekonomisiyle ilgili yorumları A Haber'den mi izlemek istersiniz? Mesela Engin Ardıç size ekonomik yorum yapsa, ekonomiyi anlatsa, ...mı güvenirsiniz? Yoksa... ...Atilla Yeşilada'yı mı dinlemeyi tercih edersiniz? Ya da Mafe İlmezi... ...Uğur Gürsesi? Efendim? <gülüyor> Neden gülüyorsunuz ya? A haber abi. Bir taraftan mehter marş alıyor, ...bir taraftan size ekonominin içinde... ...bulunduğu durumu anlatıyor. Ne kadar güzel olduğunu, ne kadar parlak olduğunu... ...ekonomide kriz benzeri... ...hiçbir şeyin olmadığını her şeyin çok güzel gittiğini. Mesela Ticaret Bakanı'ndan örnekler verecek. Sadece sadece 300 şirketin Kongardoto'ya gittiğini. <laughs> Şimdi bakın Kongardoto talebi başkadır. Kongardoto kabulü başkadır. Ama bunları A Haber'de ya da işte ATV'de falan akşam star, iyi, takvim, güneş güneş gibi, yeni akit gibi, şafak gibi, yeni şafak gibi, Türkiye gibi. Hatta hürriyette falan da tabii abicim sabahta falan böyle şeyde duyamazsınız. Yani Kongototo talebinde bulunan firma sayısını öğrenemezsiniz. Ne öğrenirsiniz? Kaç tane firmaya Kongototo izni verildi ya da talebi kabul edildi ve komiser atandı. <laughs> ya böyle bir ülke, böyle bir gazetecilik dünyada yok ya. Daha önce anlattım ama bir kere daha hatırlatmam lazım. Çok önemli. Et tekrarı ahsen sen 180. 1994 senesi Ocak ayında Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümeti SHP DYP hükümeti vardı. Ya yani ya da DYP SHP koalisyonu vardı. Tansu Şiller başbakan, Murat Karayalçın başbakan yardımcısıydı. Durum hiç iyi değildi. Borçlanmaya gitmesi lazımdı hazinenin. Borçlanma yapması gerekiyordu. Borç alacak geçmiş borçları ödeyecek. Ama seçimler vardı ve mübarek yatırımcılar ve bankalar yüksek faiz istiyorlardı abi. Çıkmadılar ihaleye. Biz sizin ver, istediğiniz, talep ettiğiniz faizleri vermeyiz dediler. Üç ay sonra 5 Nisan kararları imzalandı. Faizler orada çıksaydılar ve faizi, o faizi kabul etseydiler o gün Tansu Çiller ve Murat Karayalçın. Yani siyasi, siyasi gereklilikleri değil, iktisadi gereklilikleri yerine getirseydiler. 5 Nisan kararları belki yine açıklanacaktı ki hatta mutlaka açıklanacaktı. Ama o kadar kırıcı, yıkıcı olmayacaktı. Yapmadılar. Siyaseti tercih ettiler. Az önce, <laughs> az önce <laughs> A Haber ATV gibi CNN Türk gibi yeni CNN Türk o neydi? Tüpçünün CNN Türk'ü gibi. <laughs> CNN Türk eski CNN Türk değil. <laughs> Hay ya. Sevgili Cem Seymen bile değişti. Ne yapsın ya? Ekmek parası. Vallahi inanın hiç kız, kız, kırılamıyorum ya. Kolay değildir ya. Ekmek parası çok zordur. Neyse. Gerçekten çok zordur. Ben çok yaşadım. Ben çok akıllı adam, adam olmadığım için dik kafalıydım. Şimdi olsaydı dik kafalı olur muydum? Bilmiyorum. Ama benim dayanaklarım vardı. Benim birikimlerim vardı. Ondan öncesi 30 senem özel sektörde geçmiştim neredeyse. Evlerim vardı, dükkanlarım vardı falan filan neyse. Ben ayakta durabildim. Olsun şimdi köyde yaşıyorum ama hayatımdan çok memnunum. Süper memnunum hayatımdan. Fakat bu gençlere bakıyorum bu insanlara duramazlar. Yani bakın CNN Türk'ten hürriyetten kimler kovuldu gitti neyse. Şimdi iktidar gazeteleri ve iktidar televizyonlarının yandaşları biliyorsunuz internette de var. Bir haber okudum az önce. Bakayım yazdım haberi. Haber şöyle bakın. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen 7.7 milyar dolarlık tahvil ihracı ve yeni ekonomi programı kapsamında alınan tasarruf tedbirleri <laughs> sayesinde finansman ihtiyacının azalması üzerine 3 iç borçlanma ihalesini iptal eden hazine gerçekleştirdiği iki ihalede borçlanmayı sınırlı tutarken faizde tarihi düşüş yaşandı. Vay be. Dejavu. Dejavu nedir biliyorsunuz değil mi dejavuyu? Ya sanki ben bunu daha önce yaşamıştım. Ya sanki ben daha önce buraya gelmiş görmüştüm. Evet 24 sene önce bu haberi 1994 senesinde Ocak ayında bu haber benzerini o dönemlerde Tansu Çiller'e yalakalık ve yağcılık yapan gazetelerde görmüştüm. Evet. Benim canlarım be. Benim güzel arkadaşlarım. Belli 7.7 milyar dolarlık tahvil satmışız. Dolarlık tahvil satmışız. Neresinden bakarsanız bakın 40 milyar TL yapar. 40 milyar TL. Yani bu dolarları koyarsınız bir yere <laughs> karşılığında Türk lirası basarsınız nefes aldınız ya hani ya at ölür ya padişah ölür ya da at Arapça öğrenir bir anlatmadı mı daha önce anlatırım çünkü bakınız bir ekonomide hem de likidite darlığı yaşandığı uluslararası çapta kanıtlanmış bir ekonomide faizlerin düşmesi için paraya olan ihtiyacın kalkması lazım ortada. Mesela nasıl paraya ihtiyaç? Yani devlet, kamu cari harcamalarını, faiz, yani daha önceki borçlanmalarının ana paralarını ödeyecek bir yerlerden bir para bulması lazım. Nasıl bulur? ya kız para basar ya belki de gerçekten şu 0.7 milyar doları koyduğu bir tarafa oradan Türk para aldı. Yani Merkez Bankası'na al mı sen bu paraları dedi. Para Türk parası ver dedi. Ben bunlarla bütçe açıklarını kapatmaya çalışayım bir kısmını. Arkadaşlar aklımızda dalga geçmeyin ya. Vallahi bak ben de Fatih Portakal gibi olurum ha. Bundan sonra konuşmamın her iki dakikasında bir aklımızda zekamızda dalga geçmeyi derim ondan sonra. Benim canım Fatih'im. Saati Fatih siktir sana takılıyorum. Sen nasıl takılmıştın arkadaşının kravatına? Ben de senin baya baya büyük yaşça büyüğün abinim. Böyle zaman zaman takılırım sana. O iyi gidiyorsun. boşver. Ama arkanda sağlam ha. Bunu da lütfen kabul et sevgili Fatih'im. Yani arkadaşlar ben bu dönemde böyle gazetecilik yapılan bir gazetecilik var ya. bu hayatımın hiçbir döneminde görmedim. Ne Çiller'in döneminde gör. Çiller'in döneminin de yalakaları vardı. Hatta bana bile bir ara diyorlardı. Gerçi o zaman ben gazeteci değildim. <laughs> Kovulmuştum be. pek çok belli ki kovulduğumu farkında değildiler. Neyse. Önemli değil. Ama yani böyle bir dönem hiç yaşamadım ben. Abi Fenerbahçe Galatasaray maç yaptı. Geçenlerde biliyorsunuz maç 2-2 bitti. Galatasaraylı futbolcu futbol yazarını okuyorsunuz. Galatasaray Fenerbahçe 2-0 yendi yazıyor. Fenerbahçeli futbol yorumcusunu okuyorsunuz. Fenerbahçe Galatasaray 2-0 yendi diyor. Olur mu böyle bir şey? Olabilir mi? Olmaz. Neden? E milyonlarca insan maçı seyrettik. On binlerde statta seyrettik. Sonuç yalan yazılamaz. Ama yorum yalan yazılabilir. Galatasaraylı Ta, e, fut, futbol yazarı Galatasaray'ın olağanüstü üst oynadığını, penaltısının haksız olduğunu, penaltıların verilmediğini falan yazabilir. Fenerbahçe taraftarı da aksini yazar. Bunlar normal ama haber haber olarak verilir. Abi kusura bakmayın abi diyorum. Hepiniz benim canımsınız. Ben sizin dedenizim. Ya ağız alışkanlığı. Seviyorum böyle. Küçüklerime bile zaman zaman abi demeyi seviyorum. Ne güzel bir şey ya. Sevgi saygı aslında biliyor musunuz? Habercilik böyle değil. Ekonomi haberciliği öyle olmaz. Ekonomi haberciliğinde evet mafi eğilimizi gazetenizin hiçbir tarafında bir tek cümlesini vermezsiniz ki vermezler zaten. Ne yaparsınız? Hayatında bir kere bakkalla gitmekten başka ekonomiyle ilgisi olmayan <laughs> Engin Ardıç'ın iktisadi yorumlarını verirsiniz. O da tabii şişirir de şişirir. Bir bakarsınız sanırsınız ki Lüksemburg ekonomisi. Tamam. Kabul abi. Lüksembürge ekonomisi. <laughs> Ama arkadaş haber yalan verilmez ya. Yorumda yalan olur. Ya, ya Kulak asmasın zaten. Ondan da o beklenirdi dersiniz. Yani şu Emin Çöleşan'dan Tayyip Erdoğan'ı övmesini bekleyecek haliniz yok ya. Bilirsiniz bunu. Bunlar çok normal şeylerdir. Ama haber yalan yazılmaz ya. Şimdi bu haber bana göre haber olarak verilmemiş. Bir köşe yazısı tekniğiyle verilmiş. <laughs> haber böyle verilmez çünkü. Ya kimi kandırıyorsunuz ya? Ya neyi kandırıyorsunuz ya? Hani adam oturmuş berberin koltuğuna. Sormuş o zamanlar aynı yok. Ya saçım demiş ak mı? Kara mı? Biraz sonra makası yiyince de önüne dökülecek görürsün demiş berber. Ya arkadaşlar yapmayın ya. Yapmayın ya. Yine vardır böyle. Hani adamın bir tanesi demiş ki ben demiş atıyorum. 50 arşın uzun atlama yaptım. Nerede yaptım bunu demiş Rasyed Hoca. Halep'te yaptım demiş. E peki gel burada da yap demiş. Halep oradaysa arşın da burada. Görelim bakalım diye. Ya bütün bunları atıyorsunuz. Haberde yalan olmaz ya. Yorumda haber yalın ya, yalan yaparsanız ben öyle düşündüm dersiniz. Ama haberde yalan olmaz ki çocuklar ya. Bu yanlışları, bu yalan, yalan haberleri yapa yapa Türkiye ekonomisini uçurma götürüyorsunuz. Şimdi gelelim Türkiye ekonomisinin ne olacağını anlatayım. Bakınız. Daha önce de söylediğim gibi. Türkiye ekonomisi yüzdürülmeye devam ediyor. Bak dolar bütün dünya borsalarında, dünya piyasalarında Amerikan doları diğer devlet kamu paraları, diğer ülkelerin paralarına karşı da değer kazanıyor. Bizim ülkemizde de değer kazanması ve Türk lirasının dolara karşı ölçülü bir şekilde değer kaybetmesi tabii. Bunda hükümetin hiçbir kusuru, günahı yok. Ya da Merkez Bankası'nın politikalarının ya da Bakan Berat Albayrak'ın hiçbir hatası yok. Bir defa bunu bir tarafa koyalım. Ama şunu da asla aklımızdan çıkarmayalım. Bir ülkede faizlerin düşebilmesi için öncelikle bir kere enflasyonun gerçekten düşmesi lazım. Bizde enflasyon düştü mü? Düşmedi. Peki bizde enflasyon düşmediği halde faizler gerçekten de %17'ye falan düşerse bakın bu sefer doları tutamazsınız. Tutamazsınız doları. Mümkün değil tutamazsınız. İstediğiniz kadar para basın. Kolay değil bu. Ne yapacaksınız? Talebi arttırırsanız, iç piyasadaki talebi arttırırsanız, talebi arttırmanız için enflasyonu düşürmeniz gerekecek. Böyle zeyci şey tedbirlerle olmaz, suni tedbirlerle. Zeyci tedbirler almanız lazım. Adama baskı yapacağım fiyatlarını düşür. Ben vergiden düşürdüm. Öyle olmaz. Ne ya yapacaksınız? Gelirleri artıracaksınız. E gelirleri nasıl artıracaksınız? Diyelim ki kamunun gelirlerini, kamu çalışanların gelirlerini artırdınız. Yumdunuz gözünüzü seçimlere kadar. Seçimlere kadar yumdunuz gözünüzü. Bastınız parayı. Bütçe açıyı, bütçe açıyı dinlemediniz. Gelirleri artırdınız. Peki e ama gelirler arttığı zaman enflasyon geri düşmez ki. Dünyanın hiçbir yerinde talep artmış, e, e, arz aynı, hatta daha da daralmış, fiyatlar düşmüş. Yok böyle bir şey. Yok. Komünist seçimler bunu yapmayı çok denediler, hepsi yıkılıp gittiler. Bir tek komünist seçim kalmadı dünyada, yeryüzünde. Venezuela yapmaya çalışıyor, perişan. Petrol zenginliğine rağmen yerlerde sürünüyor. Bunlar olmaz. Bakın belli ki, belli ki Recep Tayyip Erdoğan komutasındaki bu hükümet, bakanlar kurulu, bu gemiyi yüzdürecekler. Öyle ya da böyle yüzdürecekler. Ama inanın her gidişte gemi her kıyıya çekilme işte daha büyük kayalara çarpıyor. Alttan daha büyük yaralar, daha büyük delikler açılıp daha çok su alıyor. Siz istediğiniz kadar motopomp kurun, büyük büyük kazanlarla suları boşaltmaya çalışın, gemiyi yüzdürün. Tamam, kabul ediyorum. Batmadan, batmadan, yara ala ala, yaralar büyüye büyüye 31 Mart'a kadar gideceksiniz. Ama ondan sonra bu lafımı not edin. Bugünkü aldığınız tedbirlerin, almanız gereken tedbirlerin hiçbirisi yetmeyecek. Bakınız hiçbirisi yetmeyecek. Felaket tellallığı yapmıyorum. Sadece çok deneyimli, çok yaşamış, çok görmüş bir iktisatçı ve bir siyaset bilimci olarak sizleri uyarıyorum. Ey muktedirler, ey iktidar sahipleri. Gelin bakın Bunları bu bunları gençler size anlatmadım kusura bakmayın. Sizlerle sadece paylaşmak istedim bunları. Bu geceki konum en başta Sayın Cumhurbaşkanı, sonra Sayın Hazine ve Maliye Bakanı ve diğer bakanlar. İnanın hiç içimden gelmiyor söylemek ama çok hatalı yapmaya, davranmaya, hatalı politikalar uygulamaya inatla devam ediyorsunuz. Tansu Çiller ve Murat Karayasım bunu yapmıştı. Ya biriniz Tansu Hanım'a gidin oturun. Lütfen sizi anlatsın ya. Ya, ya, ya da gidin o dönemi Merkez Bankası Başkanı Yaman Törüner'le konuşun. Zaten çok seviyor son zamanlarda sizi. O anlatsın. Anlatsın. Yanlış yoldasınız. Bir an önce tedbir alın. Benim canlarım bu gecelik bu kadar. Hepinizi sevgili öpüyorum.